Evet kazanım 69'dayız. Şimdi burada diğer sorulardan biraz daha farklı bu. Neden? Arcsin 3 bölü 5. Şimdi normalde neyin sinüsü 3 bölü 5 yapar? Bu bildiğim bir açı değil. O yüzden burada şu ifadeye x diyeceğim. Bak. Arcsin 3 bölü 5 eşittir x. Bu bildiğim bir değer değil. Ben x'i arıyorum. E bu ne demek? Arcsin karşıya sinüs diye geçer. Yani sinüs x 3 bölü 5 olması lazım. E bu ifadem neye eşit oldu buraya x deyince? Kosinüs x. Yani bana kosinüs x'i soruyor. Şimdi sinüs x 3 bölü 5 ise hemen dik üçgen çiziyorum. Bu dar açıymış gibi. X şurası. Sinüs x karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5. Episagor Pisagor yaptığım zaman diğer kenarı 4 buluyorum. O zaman kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani sinüs 3 bölü 4. 3 bölü 5 ise sinüs x. Bu bir 3, 4, 5 üçgenidir. Kosinüsü de 4 bölü 5'tir derim. Cevabım A seçeneği olur. Devam ediyorum. Ne demiş burada yine? sin 3 pi bölü 2 eksi arktan 5 bölü 12. Şimdi tanjantı 5 bölü 12 olan açıyı tam olarak bulamıyorum özel açı olarak. Şuraya x diyeceğim. Şimdi öncelikle şuraya bir onu yazayım. Arktan 5 bölü 12 eşittir x dersem. Buradan bu şu demek. Tanjant x arktan karşıya tan diye geçiyor. Tanjantı 5 bölü 12. Şimdi peki bunu böyle yazınca şurası ne oluyor? Bak sinüs 3 pi bölü 2 eksi x oldu bu. Çok güzel. Bunda bir sıkıntım yok. E zaten buradaki x dar açı. Şimdi bunu yazarken nasıl yazacağım? 3 pi bölü 2'de isim değişiyordu. 3 bölü 2 eksi. Kaçıncı bölge? 3. bölge. 3. bölgede sinüs eksi. Eksi dedim. İsim değiştirdim. Kosinüs eksi oldu. Bu indirgemeden bunu daha önce işlemiştik. Yani bana sorduğu ifade aslında eksi kosinüs x. Bana eksi kos x'i soruyor. E şimdi tan x 5 bölü 12. Şunu bir çizelim o zaman. Burası x olsun. Tanjan karşı bölü komşu 5 bölü 12. Bu bir 5, 12, 13 üçgeni. O zaman eksi kos x dediğim eksi kosinüs x Komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13. Yani eksi 12 bölü 13 oldu cevabım. E oldu. Devam ediyorum. Tanjant pi eksi arksin eksi 3 bölü 4. Şimdi şurayı şöyle bir tutalım kafada. Şuraya şöyle yazsam da olur. Bu normalde e, hatta şu, buradan devam edeyim. Kafa karışmasın. Tanjant pi. Şimdi bu eksiyi önüne alıyordu değil mi arksin? Direkt öyle yapayım. Eksi önüne alırsam eksi arksin 3 bölü 4. Önünde bir tane daha eksi var. Eksi çarpı eksiler. bu şu oldu. Artı arksin 3 bölü 4. Önce bir eksiden kurtulalım. Tamam. Bunu yaptıktan sonra işin devamı basit. Yine şuradaki arksin 3 bölü 4 de ne diyeceğim? X diyeceğim. Şunu buraya yazayım bak. Arksin 3 bölü 4 eşittir x. Yani bu şu demek. Arksin'i karşıya sinüs diye atarım. Sinüsü 3 bölü 4 olan açı. Şimdi o zaman bu ifadeyi düzenleyelim. Tanjant pi artı x. Pi artı x kaçıncı bölge? 180 artı bir şey. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant artı ve isim değişmiyor. Tanjant pi artı x. Şuraya x dedim ya ben bak. Bu direkt tanjant x'e eşit. E sinüs x 3 bölü 4 ise hemen şurası x olsun. Sinüs karşı bölü hipotenüs 3 bölü 4. E tabi burada Pisagor yaparsam işte şuraya kök 7 bulurum. Kök 7'nin karesi artı 3'ün karesi çünkü 4'ün karesini verir bana. 16 eksi 9 yaptım. 7 kare kökünü aldım. Şuraya kök 7 buldum. E bana ne lazım? Tanjant x lazım. Doğru mu? E tanjant x burada nedir? Tan x. Karşı bölü komşu. 3 bölü kök 7. X'in karşısında 3 var. Komşu kök 7. Tanjant x eşittir. 3 bölü kök 7. Zaten bana bunu soruyordu. Cevabım A seçeneği oldu. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi arksin eksi 2 bölü 3 eşittir x demiş. Sekant x artı sinüs x. Şimdi arksin eksi 2 bölü 3 demek. Eksi arksin 2 bölü 3 demek. Eksi arksin 2 bölü 3 demek. Bu neye eşitmiş? X'e eşitmiş. Şimdi o zaman ya da şöyle düşünelim. Hiç böyle yapmayıp Şu arksin karşıya ne diye geçer? Sin diye geçer. Sinüs x eşittir. Şu arksini karşıya atalım eksi dursun. Sinüs x eksi 2 bölü 3 olur. Doğru mu? Bunu yazabilirim. Bu ne demek? Sinüs x eksi 2 bölü 3 ise bu e, 3. bölgede ya da 4. bölgede bir açı. Şimdi tan x artı sekant x soruluyor bana. Doğru mu? Tan x artı sekant x. Şimdi şunu da düzenleyelim. Tanjant x tanjant x artı sekant x dediğimde sekant x e, 1 bölü kosinüs x. Şimdi burada şunu söyleyeyim üstünü hatırlatayım. Bu kaçıncı bölge? Bu üçüncü bölge olamaz bu arada. Neden? Şimdi arksin fonksiyonunun tanım kümesi neydi arksinin tanım kümesi? Hemen yazıyorum. Eksi pi bölü 2. Pi bölü 2. Yani bu negatif olması demek sinüsün. Bunun dördüncü bölgede olduğunu söyler. Çünkü neden? Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aranında olması lazım. O zaman dördüncü bölgede tanjant negatif kosinüs pozitif. Bunu biliyorum. Bir tek bunu yazacağım. O zaman şimdi sinüs x eksi 2 bölü 3. Hemen dik üçgen çiziyorum. Şurası x. Eksiği görme. Bölgeden dolayı x var. Sinüs 2 bölü 3. 2'ye 3 yazdım. Burası ne olur? Kök 5 olur. 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi 9. Eksi 4. 5 kare aldım. Şimdi o zaman tanjant eksi ya. Önüne eksi yazdım. Bir kere 4. bölgede eksi. Tanjant ne? Karşı bölü komşu. 2 bölü kök 5. Bunu yazdım. Artı 1 bölü kosinüs artı 4. bölgede. Kosinüs ne? Kök 5 bölü 3 komşu bölü hipotenüs kök 5 bölü 3. Yani şuradaki ifadem ne oldu bak. Tabii şurayı yanlış yazdım. 2 bölü kök 5 olacak bu. Bu ifade eksi 2 bölü kök 5. Tanjant x tamam mı? Artı 3 bölü kök 5. Yani 1 bölü kök 5 bölü 3. 3 bölü kök 5 yapar. E burayı topladığım zaman. Burayı topladığım zaman. Eksi 2 artı 3'ten 1 bölü kök 5 yapar. Yani 1 bölü kök 5 de eşleniyle çarptığım zaman. Aşağıyı kök 5 ile çarpıyorum. Kök 5 bölü. 5 olur. Cevabım C seçeneği olur ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>